Alo. İyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza Fatma Hanım. Nasıl yardımcı olabiliriz size? Hoş bulduk. Bu hocamla görüşmek istiyorum. Yani midem ülser var bu kaç aydır. Tabii ki, buyurun. Onunla ilaç, mide ilacı öğrenmek isterdim. Ne ilacı kullanayım acaba? Evet. Şimdi gastrit, ülser, reflü gibi rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitki lahana. Fakat lahananın birleşiminde 1000 çeşit etken madde var. Vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire. Fakat çok az miktarda tiyosiyanat var. Kişi evde lahanayı püre haline getirir, suyunu sıkar, içerse gastriti iyi gelir. Fakat yan etkisi guatra sebep olabilir. Hafif bir yan etkisi var. Biz bununla ilgili 17 yıl çalıştıktan sonra 19 bitkiyle mide rahatsızlığına karşı etkili diğer bitkilerle ne yaptık? Etkisini artırdık. Hı hı. Yan etkisini ortadan kaldırdık. Amerika Birleşik Devletleri'nde Stanford, New York'ta Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller kendi ekipleriyle ayrı ayrı zamanlarda klinik araştırması yapmışlar. Gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlarını iyileştirmişler. Belge var, bilgi var. Bu konuda çok ayrıntılı bilgi benim yazmış olduğum bu kitapta mevcut. Hı hı. Veyahut da doğaltedavi.net isimli sitede de çok ayrıntılı bilgi var. Kişi evde yaparsa problem olabilir. Bu nedenle biz bunu çok uygun fiyata üretiyoruz ve sunuyoruz. İsteyen bitkiseltedavi.com'dan ulaşarak temin edebilirler. Evet, sarı kantaronda kalmıştık. Bu depresyon ve bu gibi durumlarda kullanılıyor demiştiniz. Ha, evet, yan tesiri. Ben kendim laboratuvarda barburat ürettim. Hı hı. Uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlara karşı. Oo, baktım yan tesiri çok büyük. Kişiyi uyuşturucu gibi bağımlı yapıyor. Dedim ki profesöre, ya bunun yan tesiri çok büyük. Evet, bu kimya. Ya ben bunu yapmam dedim. Dedi ki yan tesirsiz bir şey istiyorsan bitkilerle ilgili çalışma yap. Kimyayı bırak dedi. Bunun hepsinin yan tesiri var. Doğru, haklısınız dedim. Ben bu şey kitap getirdim. Bakın şu kitap ne diyor? Dry mal, yani 3 defa, günde 3 defa demek. Evet. Dry mal täglich, Almancası. Dry mal täglich. Yani günde 3 defa. Nedir günde 3 defa? Günde 3 defa hap yutarsan hapı yutarsın. Kimyasal ilaç yutarsan ne olur? Böbreklerin çürür, karaciğer yağlanır, beyin gider, hafıza gider. Evet, bir telefon bağlantımız var yine. Evin yolunu şaşırmışsın. Evet. Cinsellik biter. Hı hı. Ağlayan adama döner işte. Alo. Alo. İyi akşamlar. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Efendim. Buyurun. Ben Yusuf Kılıç. Hocamla görüşebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Hocamdan bu sedef hakkında bir bilgi almak istiyorum da. Sedef hakkında bilgi almak istiyorum. Tabii. Evet, buyurun. Tabii, olur. Sedef'e alo, karşı... Hocam, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, hürmetler, saygılar. Sedef... Hocam, ben Malatya'dan Yusuf Kılıç. Efendim, bende sedef var 20 senedir de buna bir çare bulamadım. Evet, sedefle ilgili profesör, doktor... İtalyan asıllı, evet, Doktor Simoncini 30 yıl sedef hastalıkları üzerine araştırma yapmış. Yapmış olduğu araştırmalar sonunda sedefin sebebinin bağırsaktaki mantarlar olduğunu belgelemiştir. Simoncini. Google'a girip görebilirsiniz. Sedefi tedavi edebilmek için bağırsaktaki mantarları yok etmeniz gerekir. Bununla ilgili Almanya'da Profesör Doktor Gita 433 hastayı Oregon üzümü dediğimiz Mahonia aquifolium denen bitkinin dalının ve kökünün kabuğundan elde edilen özel bir alkaloidle tedavi etmişlerdir. Biz ne yaptık? Birleşiminde Mahonia, Ladengülü, Hamamelis gibi bitki ekstrakları içeren çok özel bir formül geliştirdik. Mahonia Forte. Mahonia Forte en ağır sedefi iyileştirir. Fakat süreç, iyileşme süreci kişiden kişiye değişir. Kimi 2 ayda iyileşir, kimi 4 ayda, kimi 5 ayda.
Ha bir de şöyle bir problem var. Mesela bu iksir aloe vera jel, mahonya forte, cordyceps forte, sedef çayı, enfeksiyon çayı kullanan da kişi iyileşir de bazı insanlarda bir ay, bir buçuk ay veya iki ay sonra derinin altındaki bütün pislik dışarı atılır. Metal